toplum önünde konuşamıyor, başkaları içerideyken bir odaya girmekten kaçınıyorsanız, kalabalık davetlere gitmekte zorluk yaşıyor veya satın aldığınız bir ürünü değiştirmekten çekiniyorsanız, sosyal fobiniz olabilir. Psikolog ve aile danışmanı Tuğba Kılıç'ın sunumu, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Ülfet Görgülü ve psikolog Didem Tekin Meriç'in katkılarıyla sosyal fobinin belirtileri ve tedavi yollarına dair ipuçları birazdan ev halinde. Merhaba kıymetli izleyiciler, ev halinde yine sizlerle birlikteyiz. Sizler de Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz diyoruz. Efendim bugün sosyal fobiyi konuşacağız. Sosyal fobinin tedavisi ve nedenlerine dair ipuçlarını bu programda eline boyuna bulacaksınız. Sizler de bizlere telefonla bağlanabilir, sosyal fobiyle alakalı problemleriniz olduğunu düşünüyorsanız, yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun için 0312 294 4294 telefon numaralarından veyahut facebook.com/evhali sosyal medya hesabımızdan bizlere mail atabilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz. Efendim konuklarımı takdim etmek istiyorum hemen. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Ülfet Görgülü Hocam doktor. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve psikolog Didem Tekin Meriç. Çok affedersiniz. Tekrar hoş geldiniz sizler de. Konuyu açmadan önce ufak bir temenni var. Onu aktarmak istiyorum. Efendim, tarih 26 Şubat 1922. Ermenistan'a bağlı Kuvvetleri Köyü'ndeki 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlının öldürüldüğü günün 23. yıl dönümü efendim. Orada kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Ve böylelikle konumu açmak istiyorum. Sosyal fobiye başlayalım hemen. Buyurun efendim. İlk soru sizinle başlamak istiyorum. Tabii ki sosyal fobi denildiğinde sosyal anksiyete bozukluğu aslında psikoloji diliyle. Sosyal fobi dediğimizde ne anlamalıyız? Nedir efendim sosyal fobi? Aslında önce fobiyi anlamamız gerekiyor. Fobi aslında bir kaygı çeşidi. Anksiyete bozukluğu dediğimiz familyanın altında bulunan bir rahatsızlık. Yani daha çok insanların kaygı duyması sonucu oluşuyor. Fakat bu birazcık daha özelleşmiş bir durum. Yani kaygı duyan insanlar her şeye kaygı duymayabilir. Bazı özel durumlarda kaygı duyabilirler ve bunun aşırı boyutlara ulaştığı noktada biz ona bozukluk diyoruz ve kaygı bozukluğu diyoruz. Sosyal fobi de kişilerin kendilerinin yargılanabileceği ortamlarda rezil olmaktan, mahcup olmaktan, eleştirilmekten aşırı bir korku duyup kaçınma davranışlarının yoğunluklu olduğu bir rahatsızlık. Yani bir kaygı rahatsızlığı. Dolayısıyla biz kaygı bozukluğu olan kişilerde hani her şeyden korkma, kaygı duyma yoktur. Fakat toplum içerisinde olmaktan, sosyal ortamlarda olmaktan, insanların çok kalabalık olduğu derslerden, konferans salonlarından ya da bir şeyler anlatmak zorunda kalacakları yerlerden kaçınma davranışlarıyla beraber aşırı korkmalarını gözlemleyebiliyoruz. Bununla ilgili çok güzel bir örneğe rastlamıştım. Sosyal fobili olan bir danışanım araştırmış internette ve kendi durumunu çok güzel anlatan bir örnekle gelmişti bana. Beni anlayamaz kimse demişti. Ben de nasıl anlayamaz? Ben seni anlıyorum demiştim. O zaman demişti bana gözlerini kapat. Çok böyle sosyal fobik ama hani aradaki ilişkiyi kurduktan sonra benimle gerçekten o bağı kurduktan sonra kendini anlatan biriydi. Benim durumum gözlerinizi kapatın ve bir kalabalık ortam düşünün. Ve siz o ortamın içerisine giriyorsunuz, herkesin önündesiniz. Ve herkesin önündeyken çıplak olduğunuzu düşünün. Evet. Beni çok iyi anlatıyor demişti. Çıplak olduğunuzu düşündüğünüzde ne yaparsınız? İşte hemen o ortamdan kaçmaya çalışırsınız. İnsanlara rezil olduğunuzu, onların sizi yargılayacağını, eleştireceğini düşünürsünüz diye açıklıyordu o danışanım. Ve ben de evet haklısın, sen böyle hissediyorsun ama gerçekten öyle mi? Gerçekten insanların önünde rezil oluyor musun? Gerçekten insanların önünde yargılanıyor musun? Eleştiriliyor musun? Diye sorduğumda ben kendimi eleştiriyorum demişti. Evet.
Aslında burada yine utanma temelli bir şey var. Çekinme, kaçınma kendisini. Şimdi sosyal fobi dediğimizde tabii sosyal davranışlarımıza ket vurulan ya da vurduğumuz bir durum olarak ortaya çıkıyor baktığımızda. Üfet hocam, dinimize göre insanın toplum içerisinde sözleriyle ve fiilleriyle kendisini ifade etmesi çok önemli. Bunun öneminden biraz bahsedebilir miyiz? Bu ifadenin sınırı nedir? Şimdi sosyal fobik olan bir insan o sınırı hiç başlatamıyor bile. Bazılarımızda var ki o sınırı, bazen bu kişilik bozukluğu olabilir ama bazen de davranışları ve mizacı öyle olabiliyor. Bu sınırlar neler Üfet Hocam? Çok açık olabilir değil mi? Şimdi baktığımızda kadim filozoflar insanı konuşabilen canlı olarak tarif ediyorlar. Yani insan tanımına konuşma yetisinden hareketle insanı tanımlamışlar. Bu çok önemli bir özelliği. İnsanı diğer canlılardan ayıran bir özelliği aynı zamanda. Üstelik ayet-i kerimede de buna vurgu yaparak Rabbimiz bunu bir lütuf olarak insanlara bahşettiğini bize hatırlatıyor. Rahman suresini hatırlayacak olursak orada Rabbimiz insanı yarattığını ve ona beyan yetisini bahşettiğini bildiriyor. Beyanı öğrettiğini. Beyan nedir? Beyan hem idrak hem de idrak ettiğini, yani anlama ve anladığını ifade edebilme yetisi olarak tanımlayabiliriz genelde. O halde insanın kendini ifade edebilmesi, söz söyleyebilmesi, duygu ve düşüncelerini sözle ortaya koyabilmesi hem bir lütuf, bakın Allah'ın bir lütfu, hem bir sorumluluk insan olarak. Çünkü kelam dediğimiz söz söyleme sıfatı, kelam Allah Teala'nın sıfatlarındandır. Ve kuluna bunu o sıfatıyla kulunda tecelli etmekte, kuluna bunu emanet etmektedir, öyle diyelim. O halde bu emaneti yerli yerince kullanabilme sorumluluğu var hepimizin ve aynı zamanda imtihan. Değil mi? Yani bakın, bir kendini ifade etme özelliğine kaç anlam yükleyebiliyoruz. Lütuf olarak, imtihan olarak, sorumluluk olarak. O halde insanın nerede, nasıl ve ne zaman konuşması, konuşmasındaki ölçüleri, kendisini nasıl ifade edeceği, bütün bunlar üzerinde düşünmesi gereken ve aynı zamanda sınırlarını da bir yönüyle Rabbimizin belirlediği hususlar. Yani şimdi hani hiç kendini ifade edememe ve böyle işte sizin sosyal fobi olarak nitelendirdiğiniz böyle bir endişe ve korku içerisinde yaşıyor olma nasıl bir rahatsızlıksa, tamamen ölçüsüz, sınırsız bir şekilde davranışlarında ve sözünde ölçü tanımadan konuşma, bu da bir rahatsızlık aynı zamanda diyebiliriz. Evet. Yani orada hani daha önce bir programda konuşmuştuk mahremiyetten, söz mahremiyeti önemli. O bizim konuşma usul ve adabımızı belirleyen, ölçü çizen bir husus. Şimdi bak, edep güzel bir şey. Utanma duygusu yine insanın en güzel insani ahlaki erdemlerinden bir tanesi. Fıtratında olan. Fıtratta olan bir şey. Ama sosyal fobi olmak fıtri bir şey değil. O fıtrattan sapma. Evet. Dolayısıyla edepli insan güzel bir yerde dururken ve biz ondan sitayişle bahsederken, ama bir insan utanmaması gereken yerde ya da söz söyleme, kendini ifade etmek utanılacak bir şey olmadığı yerde gereksiz utanç, gereksiz korku, gereksiz endişelere kapılıyorsa, o zaman sizin uzmanlık alanınıza girmiş oluyor bu durum. Eleştiri noktasında da belki şunu söylemek lazım. Evet, kişinin kendini öz eleştiriye tabi tutması yine. Nefis muhasebesi dediğimiz murakabe, muhasebe, muhakeme, bunlar hep nefisle özdeşleştirilmiş kavramlar. İnsanın kendini her an kontrol altında tutması. Neden ama bu kontrolü yapacak? Yani karşımdaki beni beğenmezse, eleştirirse, yaptığım veya söylediğim bir davranıştan dolayı mahcup duruma düşersem değil. Allah beni görüyor ve gözetliyor. İnsanı çok fazla anlam yüklemek belki, değil mi hocam? Yani karşımızdaki de bizim gibi bir insan. Biz onu olması gerektiğinden fazla bir yere oturttuğumuz zaman kendimizi ona karşı sorumlu hissediyor veya belki davranışlarımızı ona göre ayarlıyoruz. Ama burada da bir yanlış yapıyoruz. Yani asıl ve önemli olan insanlarla ilişkimizi yatay düzeyde, ama Allah ile ilişkimizi
dikey anlamda ve her an huzurunda olduğumuz inne rabbeke le bil mirsad ayetinin de ifadesiyle, yani Rabbiniz sizi her an görüp gözetlemektedir. O zaman eğer utanılması gereken bir varlık varsa Rabbime karşı utanma duygusunu, edebi hayayı korumalıyım. Ama insani ilişkilerimde konuşmam gereken yerde, bakın konuşması gereken yerde insanın susması da doğru değildir, haksızlıktır. Kendine de haksızlık yapıyor. Karşı tarafa da belki onun görüşlerinden, bilgisinden, tecrübelerinden istifade etmeyi bekleyen insanlar var çevresinde. Evet. Susmamız gereken yerde konuşursak gene çizgiyi aşmış oluruz. Değil mi? Şeyi hatırlattınız bana hocam. Örneğin bir otobüsteyiz ya da toplu taşıma araçlarından birindeyiz ya da bir marketteyiz. Haksızlığa uğrayan biri var orada ve bir yanlış var ve orada biz müdahale etmeliyiz belki. O an söylememiz gereken, dilimizle bu huzurda yapmamız gerekiyor ama sosyal fobisi olan insanlar tamamen orada kilitleniyor ve hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey söyleyemiyor ve bunun vicdan azabını da yaşamış oluyorlar. Hani bazı insanlar vardır, künttür ve umurunda olmaz, oradan çeker gider. Bana dokunmayan yılan muhabbetini yapar orada. Ama diğerinde bir vicdan azabı da çekme vardı. İstediği halde yapamamak, istediği halde müdahale edememek belki daha fazla vicdanen onu rahatsız edebiliyor. O yüzden tedavisi şart diyoruz değil mi? Bu açıkçası ben hakkına merak giren ediyorum bugün Didem Hanım'ın anlatacaklarını. Kesinlikle bugün konuşacak nasıl çok şey var. Nasıl aşacağız acaba böyle bir sorun varsa? Kesinlikle varsa tedavisinden önce Didem Hanım. Şimdi sosyal fobinin fiziksel belirtileri var. İşte evet, psikolojik belirtileri var dedik. Bunlar neler? Önce buna bir girelim. Mesela örneğin ben işte 1000 kişinin arasına gireceğim ve sosyal fobim var. Örnek verelim. Evet. Yani benim üzerimden gidelim, daha iyi bir örnekleme olsun diye. Evet. Hiç böyle bir problemim olmadı çok şükür. 1000 kişinin önüne çıkıyorum. Çıkacağım ama sosyal fobim var ama yapmam gereken bir sunum var ya da bir konuşma var. Evet. Fiziksel anlamda sosyal fobinin belirtileri ne olur bende? Öncelikle çıkamazsınız. Yani çıkmak istersiniz, belki kendinizi ifade etmek istersiniz ama o fobiniz, o korku ve kaygı dehşet noktalara ulaştığı için hem bedensel, hem bilişsel, hem de davranış olarak kilitlenmiş olacaksınız. Bedensel nasıl belirtilerimiz olur? Aynı panik atakta yaşanan belirtileri görebiliyoruz. Kalp çarpıntısı, titreme, terleme, odaklanamama, ağız kurulu, aynı zamanda ateş basmaları evet, ve o an sanki kalp krizi geçiriyormuş edasıyla insanın yaşadığı somatik belirtileri gözlemleyebiliyoruz. Bu somatik belirtiler aslında o insanların kaygılarını daha çok arttırıyor. Çünkü bunu göstermemeleri gerekiyor. Evet. Ellerinin titrediğini, ağızlarının kuruduğunu, heyecanlandıklarını. Çünkü bu bir zayıflıktır. Bilişte mükemmel olma isteği vardır. Mükemmeli yakalama vardır. Oraya çıktığım zaman öyle bir konuşmalıyım ki hani herkes bana hayran kalmalı. Farklı olmalıyım, sıra dışı olmalıyım. Herkesin ilgisini çekmeliyim. Yani ben aslında başarılı olmalıyım. En altta, en temelde yeterlilik ve başarılı olma. Özgüven eksikliğinden evet, besleniyor fobi, sosyal fobi diyoruz. Şimdi bu örneği verdik. Sosyal fobisi olan bir birey. Bir de yine bu toplumun önüne çıkarken yine ufak tefek el titremeleri olabilir. Yani sosyal fobisi yok ama heyecanlanabilir. Çok normal bir şey bu. Evet. Hani diyoruz ya, normal, herkes heyecanlanabilir. Bu kadar kişinin karşısına çıkacaksın. Hafif bir terleme olabilir. Heyecandan dil sürçmesi olabilir ki bizim bile bazen burada. Evet. Öyle mevzular konuşuyoruz. Bazen çok heyecanlandığınız zamanlar oluyor. Benim de dilimin sürçtüğü zamanlar oluyor. Ama sosyal fobisi yok. Bunu nasıl ayırt edeceğiz bireyleri karşılaştığımızda? Şöyle ki, sosyal fobisi olan insanlar her türlü sosyal durumdan birincisi, ikincisi performans gösterecekleri durumdan. Üçüncüsü de performansı gösterdi ama gözlemlenme durumları da var. Yani performans göstermiyor. Su içecek, eli titriyor ama elinin titrediğinin görülmemesi gerekiyor. Su içerken etrafındaki insanın onun için ne düşündüğüne kadar. Yani şöyle mi alıp içiyor mesela? Şöyle kapatıyor hiç kimse görmesin diye. İçemiyor. Eli titriyor ve bunu hani kaçarak göstermeyerek yapıyor. Mesela burada 10 kişilik bir grup var. O 10 kişilik grupta sosyal fobisi olan kişi en dışta durandır. En gözden uzak durmaya çalışandır. Kıyafetleri ne kadar ayarlıyorlar? Örneğin hani terlediklerini belli etmeyecek kıyafetler giyiyorlar. Yani titredikleri ne kadar zor aslında, çünkü hani belki çok başarılı bir insan. Değil mi?
Ve diyelim ki o sunuma, o gideceği yere çok iyi de hazırlanmış. Ama o performansını o kadar olumsuz etkiliyor ki. Bu her alanı etkiliyor. Bir danışanım vardı. Birazcık fobik değildi ama gene böyle mükemmeli yakalamaya çalışan ve eleştirilmeye, yargılanmaya karşı ciddi anlamda toleranssız bir kişiydi. Bir işe giriyor, ondan basit bir rapor yazmalarını istiyorlar. O da tamam diyor, başlıyor. Bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor, üç hafta geçiyor. Raporun teslim tarihi geçiyor. Soruyorlar neden yazmadın, neden vermedin? En sonunda tabii ki işten ayrılıyor. Yazdım, belki 100'ün üzerinde yazdım. Ama hiçbirisi hoşuma gitmedi ve vermedim. Hiçbirisi mükemmel olmadı, hiçbirisi istediğim gibi olmadı. Ona baktıkları zaman bir hata bulur ve beni eleştirirlerse bu benim yetersiz olduğumu, hatta bu benim aptal olduğumu gösterir. Mükemmeliyetçi kişilikler daha yatkın diyebiliyoruz bu durumda. Ben de onu soracaktım, öyle midir? Evet, mükemmeliyetçilik var ama sosyal fobide daha ziyadesiyle özgüvenle ilgili bir problem var. Temelde çocuklukta yaşanmış olan travmalar, tutumlar, aile tutumları. Hani birazcık genetik temelde gözlemlenebiliyor ama hani genel itibariyle doyurulmamış bir yeterlilik ihtiyacı var aslında. Yani birilerinin onu onaylaması, yeterli görmesi aslında kendisini yeterli hissedeceğine dair bir kanıt oluyor. Ama bu bir kanıt değil. Evet. Şimdi erkeklerde ve kadınlarda gözlemlediğimiz sosyal fobi belirtileri farklı olabiliyor. Şimdi bir ev hanımı da sosyal fobik olabilir, bir iş kadını da sosyal fobik olabilir. Şimdi ekranların başındaki izleyicilere de buradan söylemiş olalım. Çocukları mesela, okula giden çocukları. Genelde söyleniyor, işte benim çocuğum çok akıllı, bütün soruları biliyor ama sınıfta elini kaldıramıyor. İşte eve gelip annesi soruyor, işte bugün sen parmak kaldırdın mı, cevap verdin mi diye. Hayır, kaldırmadım. Bilmiyor muydun diyor anne, örnek veriyorum. Yo, biliyordum ama kaldırmadım. Ya burada aslında korkuyordum ya da çekiniyordum da diyemiyor çocuk ama kaldırmadığını söylüyor. Şimdi annelerin de çocukların üzerinde bir gözlemleri geniş olmalı ve dikkatli olmalı. Öyle değil mi Didem Hanım? Evet. Şimdi erkekte, kadında ve çocukta nasıl, hangi davranışlarla daha çok kendini gösteriyor? Aslında yapılan araştırmaları incelediğim zaman ve bana gelen danışanlarımı gözlemlediğimde erkek ve kadın arasında çok ciddi bir farkın olmadığını söylüyor araştırmalar. Hatta şunu da söylüyorlar, normal bir yetişkinle çocuk arasında da çok ciddi bir fark yok. Hı hı. Yani o sosyal fobi davranışları her bireyde aynı özelliklere sahip. Çocuk öğretmeniyle konuşamazken çalışan patronuyla konuşamıyor. İşvereniyle, kadın komşusuyla ya da işte güne gittiği zaman arkadaşlarıyla konuşamıyor. Kendini ifade edemiyor. Ya da hani illa bir yerde konuşma başlatmak, sohbet etmek değil, hakkını aramak bile çok ciddi bir problem haline dönüşebiliyor. Çoğu danışanıma soruyorum. Sosyal fobisi olmayanlar bile bir sırada durduklarında önlerine hani sırayı bozan birisi geçtiğinde o durumda dahi hani ya orası benim sıramdı, benim hakkımdı, sen benim hakkıma geçiyorsun şu anda hani ben diyemiyor. Neden böyle yapıyorsun ya da arkaya geç diyemiyor. Çünkü yargılanmak aslında bizim toplumumuzda çok ciddi bir travma ve insanların fellik fellik kaçtığı bir durum aslında. Evet. O yüzden ben danışanlarıma da diyorum, yargılandınız. Hadi diyelim ki yargıladı sizi. Ne olur? Biterim ben. Niye bitersin? Çünkü hani yargılandığım zaman bu benim aciz olduğumu, yetersiz olduğumu, zeki olmadığımı, bu benim işte sorunlu birisi olduğumu gösteriyor. Halbuki bir yargı olarak eksik li olduğumuzu aslında evet, kabullenmemek de var bunun altında. Yani hata yapmayan insan olabilir mi? Hatasız kul olmaz diye ne güzel demişler. Dolayısıyla insanız biz, mükemmel olan, mutlak anlamda kemal sahibi Allah Teala'dır. Günahsız, günah işlememek üzere o donanımda yaratılmış olan varlıklar da meleklerdir sadece. Biz melek değiliz, günahta işleme potansiyeline sahibiz. Ha, işleyelim anlamında değil bu. Ama var. Niye tövbeyle ilgili bu kadar ayet var? Evet. Ve yanlış da yapabiliriz. Evet. Aslında hata, yani isteyerek bilerek değil ama yapılan hatalar insanı pişirici, olgunlaştırıcı bir tarafı da var. Eğer birisi beni haklı olarak eleştiriyorsa o eleştiri, o tenkit biraz yetiştiricidir de. Yani siz o eksiğinizi görür ve düzeltmeye çalışırsınız. Bundan da çok
çekinmemek lazım. Biraz kibiri de bana bazı davranışlar geliyor gözümün önüne sosyal fobiyle ilgili. Örneğin topluluk arasında bozuk parasını düşüren birisi. Elip almayabilir onu. Yani bakılacak. Aa işte 50 kuruşu da aldı eğildi. Bu bir yargı otobüse olacak. Otobüse binmek bile, tuvalete, toplu yerlerde tuvalete girmek bile, hani bunlar bile insanları çok ciddi sıkıntıya sokabiliyor. Kesinlikle. Çünkü insani olmak, hata yapmak yani çok ciddi bir sorun. Halbuki ben çok güzel bir yazı okumuştum. Orada şunu söylüyordu. İnsan Allah'a hata yapma, Allah insana hata yapma şansı verir ki eksiklerini tamamlar bu şekilde. Yani o tamamlanmak için hata yapar aslında. Kendini, ruhunu, duygusal yönlerini, bilişsel yönlerini. Evet, tamamlıyor aslında bizi. Halbuki tamamlanıyoruz ama çok hani toplumsal anlamda gördüğüm bir sıkıntı var. Biz tamamlarken yapıcı tamamlamıyoruz. Evet. Biz çok kırıcı tamamlıyoruz. Yıkıcı tamamlıyoruz. Evet. Yani küçücük bir çocuğa bir bardak suyu düşürdüğü zaman bile sen ne yaptın deyip bir tokat atan bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Ya da işte yetiştirme tarzı ne kadar önemli sosyal fobi de geleceğiz ona da. Yani birçok sıkıntıyı yaşıyoruz. Eleştirirken çok ayarsız eleştiriyoruz. Yani bir dengemiz yok. Ya çok öfkeli olabiliyoruz, ya çok toleranslı olabiliyoruz. Ya çok övüyoruz, ya çok yerin dibine sokuyoruz. Vur dedim öldürdün durumuna düşüyor yani. Evet, aynen öyle. Vurmaktan öte öldürüyoruz sözlerimizle belki. Birkaç örnek daha vereceğim. Hani sosyal fobinin göstergeleri, belirtileri diyoruz. Birçok şey var. İşte yabancı biriyle telefonda konuşamama, herhangi bir faturadır, başka bir şey ödemede. Diyelim ki sorun oldu. Pasaport çıkartmaya gittiğinizde yine bir sıkıntı yaşadınız. Başka bir şey. Devletle alakalı mevzularda bile korkup çok fazla orada üstüne gidememe. Birçok şey var bunun sebepleri ama bir canlı bağlantımız var. Alalım, devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz elhamdülillah. Buyurun. Size sorum olacak. Ben 2-3 aydır izliyorum sizi. Güzel. Öğretmenim. Ne güzel. 2 yıldır ücretsiz izindeyim. Hı hı. Ondan sonra bir oğlum daha var evde. Ve sosyal fobi olarak söylediğiniz gibi, yani bende sıkıntılar oluşmaya başladı. Kendimi eve kapatmaya başladım. Gazete hiç okumuyorum. Kitap okumayı da bıraktım diyebilirim. Hı hı. Sadece çocuklarla işte çizgi film ya da programlardan çok seçici olarak belirli programları izliyorum. Hı hı. Dışarıda komşularımla görüşmek istemiyorum çok fazla. Pasta, börek şeyleri, sohbetleri beni çok sıkıyor. Kendime sanki daral geliyor orada, ifade edemiyorum, konuşamıyorum ya da kendimi gerçekten orada belki de hani beceriksiz değil de yetersiz görüyorum. Hı hı. Çünkü çalışan olduğum için çok fazla o tip şeylerin üzerine duramıyorum. Hı hı. Genelde temizlik konuları konuşuluyor, onlar beni çok sıkıyor. Ortak konuşacak pek nokta bulamıyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Evet, evet, hı hı. doğru. Aile olarak da görüştüğümüz çok sınırlı sayıda şey var, aile var. Ondan yana çok sıkıldığım için eve kendimi böyle kapattım, ifade edemiyorum artık. Canım da istemiyor kimseyle görüşmek. Eşim çok büyük rahatsızlık geçirdi, kanser rahatsızlığı geçirdi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ olun. Yani böyle içe kapana gitgide kendimi kapanıyor buluyorum şu anda. Çözüm ne yapabilirim bilemiyorum. Bugün de böyle izledim, çok hoşuma gitti. Hanımefendi, bir soru soracağım. Bu durum ücretsiz izin alarak evde kalmaya başladıktan sonra başladı değil mi? O da etkili. Yani daha önceden başlamıştı. Daha önce vardı. Ücretsiz izin. Yani iş ortamında da var. Yani kendimi ifade edemiyorum ya da birisi tamam sus dediği zaman hemen çok kolay susabiliyorum. Öğretmenim dediniz. Çok güzel bir mesleğiniz var. Büyük saygı duyulacak bir meslek. Şimdi öğretmen olduğunuz için tabii ki öğrencilerin önünde konuşuyorsunuz, ders veriyorsunuz. O dönemlerde kendinizi nasıl hissediyordunuz? Ne gibi zorluklar yaşadınız? Bunun içerisinde çok rahattım. Ama idari bölümde hani bir şey konuştuğum zaman idarecilerden biri direkt hani ağzını kapadığı zaman konuşamıyorum. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum ya da terbiyenin mi müsaade etmiyor bilmiyorum. Susuyorum o anda istesinden. Anladım. Hocalarımız size tavsiyelerde bulunacaklar. Var mı başka bir sorunuz efendim? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı. Biz teşekkür ediyoruz. Program. Paylaştığınız ve bağlandığınız için hoşçakalın. Çok ilginç öğretmen bir dinleyici ama sınıfta problem yaşamıyor. Sadece o hani patron belki üst ilişki ve komşuları
vaktinde problem yaşıyor? Nasıl aşabilir? Bununla ilgili bir ilavede tabii, tabii. ben de bulunayım hem cevaba katkısı açısından. Mesela televizyonda canlı yayın program yapan kimseler ama sosyal fobik diye ben hani işin uzmanından bir psikiyatri profesöründen bunu dinlemiştim kendi danışanı olarak. Yani siz diyor onu televizyonda görüp tanıyorsunuz ama normal hayatta bir kimseyle tanışırken bile sizin az önce anlattığınız o tanışma esnasında bile o belirtiler gösteriyor ve tanışmamak için uzak duruyor. Hı hı. Şimdi mesela bu çok enteresan gelmişti bana yani aynı öğretmen örneğinde olduğu gibi. Orada onu meslek edindiği, iş edindiği, alışkın olduğu için mi öyle yansımıyor oraya? Aslına bakarsanız hani herkesin iyi yaptığı ve iyi yaptığını düşündüğü bazı yetenek, bazı durumları var. Şimdi program yaparken belli bir formatta ne yapacağını ve nasıl yapacağını biliyor. Ve bence şöyle bir durum vardır. Bunu iş olarak edinmiş olmak ve bu konuda övgüler almış olmak da çok etkili olabiliyor. Örneğin ben işte bir ilişkiye başladım. Onu yapıyorum. Etrafımdaki insanlar "Aa ne kadar güzel olmuş, çok güzel yapmışsın." dediğinde ben onu daha bir istekli ve daha şevkli yapıyorum ve daha güzel yapıyorum. Ama başka bir alanda mesela öğretmenlikte çocuklara öğreteceği zaman onu biliyor ve yapabildiğinin farkında fakat diğer alanlarda yapamayacağını düşünüyor olabilir. Burada kontrollü elinde ise sosyal fobi ortadan kalkıyor. Evet. Patronlarken ya da üstteyken çok kontrolünde olamıyor biliyor. Çok kalabalık, yabancı olduğu bir konferanstır, bir konuşmadır, işte bir davettir. Burada kontrol çok fazla onun elinde değil ve çok fazla aşina yüzler yok. Orada patlamaya başlıyor o korkular. Bunun da etkisi evet. var muhtemelen. Evet, ben bu ortamı kontrol edebilirim belki. Hani 3 kişiyle olan bir ortamı kontrol edebilirim. 10 kişiyle olan bir ortamı da belki kontrol edebilirim. Eğer tanıdıklarımsa nasıl tepkiler vereceklerini biliyorsam, bana ne söyleyebileceklerini biliyorsam. Ama 100 kişilik bir ortamı kontrol edemem. Bununla ilgili kendimin de yaşadığı bir örnek var. 9 yaşındayım. Hikaye okuma yarışması diye bir yarışma geldi. Milli eğitimden böyle kazanana ödül falan verilecekmiş. Nasıl oldu, nasıl başladık, ben nasıl giriştim bu işe bilmiyorum ama hani 3 arkadaştık, beni seçtiler falan. Sonra ilçeye gittik. İlçede 5 kişilik bir komisyon içerisinde hikayemi anlattım. Orada birinci oldum. Gayet güzel. 100 kişilik bir konferans salonu ve tıklım tıklım dolu ve sahnenin üzerinde bir jüri var. 9 yaşındayım, ne yapacağımı bilmiyorum. Geç gittik, orada öğrencilerin kendini nasıl tanıttığını da çok bilemiyorum. Sahneye benim sıram geldi, sahneye çıktım. 100 kişi bana bakıyor, ben 100 kişiye bakıyorum. Ellerim, ayaklarım titriyor, kalbim sanki duracak gibi çarpıyor. Nefes alışverişim arka sıralardan babam tarafından gözlemlenebiliyor o kadar. Diyor ki bayılacaksın zannettim ya, düşüp kalacaksın zannettim. Hikayesi okumasın, alıp götüreyim çocuğumu dedim diyor. Normalde herkese sorular soruluyor ilk çıktığı zaman. İsmin nedir, hangi okuldan katılıyorsun? Ben direkt hikayeye dalmışım, hikayeyi anlatmaya başlamışım. Beni durdurdular orada. Bir yavaş ol dediler jüridekiler. Kızım bir dur, bir önce kendini tanıt dediler. O beni iyice darmadağın etti. Orada eleştirilmiş oldum. Anlatamadım. Yanlış bir şey yaptım imajı. Evet. Sonra ağlamaya başlamışım galiba. Sonra babam geldi beni sahneden indirdi. Hikayeyi anlatamadım. Tabii ki bir derece de alamadım bu durumda. Onun üzerine çok kalabalık gruplarda üniversiteye gelene kadar kendimi ifade etmekte zorlandığımı fark ettim. Çünkü kontrol edemiyorum. Orada birisi beni eleştirebilir, birisi bana kötü bir şey söyleyebilir. Ne yapıyorsun? Hop oradan başlama, buradan başla diyebilir. O yüzden hani yaşanılan travmalar da çok etkili olabilir. Siz benim toplum ve aile baskısı, insanlarda sosyal fobiye neden olur mu sorumun cevabını kendi yaşadığınız örnekle vermiş oldunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir şeydi belki. Yani çocuklarımızı cesaretlendirmek, hata yaptıklarında olsun bir daha yap, bir daha dene, bir dahaki sefere olur, bir dahaki sefere daha güzelini yaparsın şeklinde yaklaşmak anne babalar için çok önemli değil mi? Evet. Aslında anne babalar çoğu zaman bunu yaptıklarını söylüyorlar geldikleri zaman. Ben soruyorum, en son ne zaman yaptınız? Bu belirleyici bir şey. İşte anne düşünüyor,
Ya işte şiir okumuştu, onu da yaptım. Ne zaman okumuştu? 1 sene önce okumuştu. Peki ne kadar sıklıkla yaparsınız? İşte 4-5 ayda bir. Ama bu yeterli değil. Çocuğun gelişim sürecinde, kendini ifade etme, sosyalleşme sürecinde sık sık uyarana ihtiyacı var. Sık sık kendini ifade ettiğinde aferin, bunu sen mi düşündün, sen mi söylüyorsun bunu, ne kadar güzel, işte bak bu fikrini beğendim, bu düşünceni beğendim. Yani, ama biz toplum olarak çocuk oturur, kendini anlatmak ister, anne, baba, işte şöyle bir şey oldu. Biz çocuğumuzun yerine cevap veririz. Genelde böyle olur ya Üfet Hocam, misafirlikte gider, işte gittiği yerdeki sorar kaç yaşındasın, 5 yaşında amcası der orada anne. Ya da biz 5 yaşındayız der, biz der. Orada bireyselliği de zaten önüne geçiyor. Yani anne baba ya da işte pardon anne çocuk ya da işte o bireyselleşmeyi, o bölünmüş olmayı, bir tek başına bir birey olmanın önüne geçen cümle de kuruyor. Çocuk biz diyor, annemle ben hala annemle ben bir kişi miyim? Hatta ben annemin bir uzvuyum, koluyum, bacağıyım ya da kalbiyim. Ben annemin her şeyiyim. Evet. Yani ben annemden ayrı değilim. Burada da sağlıksız bağlanma. Halbuki onu bebekken hissedebilir de yeni doğduğunda değil mi? Yeni doğanın uzun bir süre kendisini annesinin bir parçası olarak hissettiği ifade ediliyor. Ama büyümeye başladım artık bebek kalmamak gerekiyor. Evet. Yani anne babalara aslında çok büyük görevler düşüyor. Ne olursa olsun sağlıklı psikolojide olması açısından ileride toplum önünde gerçekten nasıl şekilleniyor? Kişiliği nasıl şekilleniyor, psikolojisi nasıl şekilleniyor, bunlar hep aslında biz anne baba olarak yatırım yapıyoruz. O bir, ben öyle söylüyorum, belki amiyane bir benzetme olacak. Çocuklar bize bir beyaz defter ya da bir kasa. Sen onun üzerine içine ne koyarsan açtığında o kendini o şekilde sunacak. Ve sen bana yatırım yaptın ve sonuç bu. İyi veya kötü. O yüzden hani şey diyemeyiz, kime çektiyse bu. Hani o gökten zembille inmedi. O senin bir parçan. Hem fıtraten hem psikolojik olarak bir parçası olmuş. Çoğunlukla sosyal fobisi olan çocukların ailelerine baktığımızda anne ve babalarının da çekingen, kendini ifade etmekte zorlandığını birçok sefer bana ifade ettiler. Bununla ilgili hani bir araştırma var çocukların bireyselleşmesiyle ilgili. Bize bağlı olsun, bağımlı olsun diyen anne ve babaların sayısı 100 kişide 70'i buluyor. Çok fazla. Ama özgür olsun, bireysel olsun, kendini ifade eden bir çocuk olsun diyen, bu çok yeni yapılmış bir araştırma, %15, %17. Yani aslında kopmasını istemiyor anne babalar çocuklarının. Bağımlı olsun, ben ne dersem onu yapsın, evet desin, her şeye başını sallasın. Üfet Hocam, ama burada emanet gibi görmeyenler çocuğunu. Yani hem emanet gibi görmeyen, hem tamam bağımlı olsun istiyor. Fakat sonra çocuk kendisini okulda, derste, öğretmene karşı veya sokakta veya arkadaşlarına karşı ifade edemediği yerde, yani çocuğunu pasif gördüğü bir yerde de eleştiriyor. Halbuki onun öyle olmasına benim bu tavrım sebep oluyor. Bana bağımlı yetiştirmem, bağlı başka bir şey, hep söylüyoruz. Bağlı değil, bağımlı yetiştirmem buna yol açıyor diye dönüp kendimizi sorgulamamız gerekiyor orada. Sonra az önce mesela takdirden bahsetti Didem Hanım. Gerçekten şu tatlı dilimizi kullanmayı beceremiyoruz. Maalesef. Yani biz eleştiri konusunda, efendim hata ve kusurları görme ve insanın yüzüne vurma konusunda, hele hele en yakınlarımızdan başlamak üzere, son derece bonkörüz, cömert davranıyoruz. Ama aferin demede, takdir etmede, teşekkür etmede, tebrik etmede, olumlu ifadeler, tatlı dilimizi kullanma konusunda maalesef çok cimri, çok tutucu oluyoruz orada nedense. Halbuki ne güzel söylemiş büyüklerimiz, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yani yılan bile tatlı dilden anlayacak donanıma sahipse, yetenekteyse, biz o tatlı dili eşimize, çocuğumuza, amirsek, memurumuza, işverensek, işçimize, işçimiz bize, yani insani ilişkilerimizde bu tatlı dil üzerine kurguluyor olabilsek, belki şu anda konuştuğumuz bu problemlerin büyük bir kısmını aşmış olacağız zaten. Kesinlikle. Ve biz burada bunları konuşmuyor olacağız, o da bir gerçek. Evet. Kaldı ki çocuk emanet, vurguladığın gibi. Ben şöyle bir söz duymuştum, çok hoşuma gitti. Çocuk bize verilen bir kitap gibidir ama biz ona defter muamelesi yapıyoruz diye. Vermek ve biz şekillendiriyoruz. Yani o deftere de işte bilir bilmez birçok şey yazıyoruz. Sonra yazdıklarımızı unutuyor. Çocuğu hesaba çekiyoruz, burada niye bunlar yazılı diye. Çocuklarımızın hakkına girdiğimizi hep unutuyoruz işte. Emanet, o emanet anlayışı yok ya. Ben ne yaparsam haklıyım, ben onun annesiyim, ben onun babasıyım. Bu öyle bir şey ki, sahibiyim der gibi bir annesiyim, babasıyım davranışı var ya hocam. Yani şimdi mesela
sözü yine oraya getirmek istiyorum. Örneğimiz, önderimiz, en güzel rehberimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onun çocuk yetiştirme üslubuna, modeline, çocuklarla kurduğu iletişim diline baktığımız zaman hiç öyle üst seviyeden değil. Bırakın üslup olarak üst seviyeden olmayı, yargılayıcı, kınayıcı, azarlayıcı bir metot, üslup kullanmayı, fiziksel olarak bile çocuk aşağıda, o yukarıda konuşmuyor Efendimiz. Bir çocuğu kendisine muhatap olacağı zaman dizlerini büküp çocuğun seviyesine iniyor ve göz kontağı kurarak aynı seviyeden konuşuyor. Şu an hocam kaç asır önce Efendimizin yaptığı şu davranış var ya, şu an üzerinden asırlar geçmiş ve Amerikalı, işte batılı bilim adamları çocuklarınızla iletişim kurarken onların boy seviyesine inin demiş. Bunu asırlar önce Efendimiz yapmış. Onlar söyleyince anlamlı oluyor, bilimsel oluyor. Evet, bilimsel oluyor. Bunu Efendimiz daha o psikolojinin P'si yokken, bilim olarak ya da bir bilim, daha hiç bilim dünyası yokken, cahiliye devri dediğimiz insanların cehalet batağındayken o gül tanesi böyle bir davranış. Neden ama? Çünkü karşısındaki insan yaşı küçük olabilir ama onuru büyük. Evet. Büyük insandan onur olarak, değer olarak, saygınlık, haysiyet olarak hiç farkı olmayan Allah'ın çocuk kuluyla. Çocuk ama kul. O kulla muhatap olduğunun bilinciyle hareket ediyor Efendimiz. Hmm. Hazreti Enes, yani hadi diyelim ki çocuklarına, kendi çocuğuna böyle yapıyordu Efendimiz. Hmm. İşte okşuyordu, seviyordu, dizine oturtuyordu, öpüyordu. Görenler hayretler içinde, o günkü Arap toplumu. Şaşırıyorlardı Efendimizin çocuğa duyduğu bu muhabbete, ilgi. Hazreti Enes evine getirilmiş ve onun terbiyesinde yetişsin diye annesi tarafından Efendimiz'e teslim edilmiş bir çocuk. Diyor ki 10 yıl beraber geçirdim Resulullah'la. 10 yıl boyunca bana bir kere bunu niye böyle yaptın ya da şunu niçin şöyle yapmadın? Ne sesini yükseltti, ne azarladı, ne tehdit etti, ne kınadı. Yanlış yaptığım zaman da yavrucuğum ya da Enes'ciğim şöyle yapsaydın daha iyi olmaz mıydı? Düşünebiliyor musunuz? Bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta, on gün. On yıl. Bu neyi gösteriyor? Hep yine daha önce de söyledik, yine söyleyeyim. Efendimizin yani içi neyse dışı o, hiç şüphesiz. Ya bize nasıl insan olmamız gerektiğini anlatıyor. Özünüz dışınıza yansıyacak. Yapmacık olmayacak tavrımız, davranışımız. Kendimizi kurgulayarak değil, doğal. İçimizden öyle geldiği için. Tabii bu da her şeyden önce bilinç değişimi, zihniyet değişimiyle başlıyor. Efendimizin hani yaklaşımları, muhataplarına yaklaşımları demişken, mesela Hazreti Ebu Bekir'de daha farklıydı samimiyeti. Hazreti Osman daha utangaç bir yapıya sahipmiş. Yani belki sosyal fobisi olan insanlar gibi değil mi? Çekingen olan insanlar gibi daha utangaçtı ve onunla daha farklı muhatap oluyordu. Efendimizin aslında burada hassasiyetini görüyoruz değil mi hocam? Karşısındaki insanın hassasiyeti neyse o ilişkide o hassasiyeti kuruyor. Muhatabının seviyesine göre kendi davranışlarını bile ayarlıyor. Mesela tam da o iki örnek üzerinden anlatabilirim. Bir rivayette evinde oturuyor ve hani sıcak bir Medine günü, hafif böyle uzanır pozisyonda, demek ki dinlenme, istirahat pozisyonunda Efendimiz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geliyor, yanına girmek istiyor, kabul ediyor Efendimiz, huzura giriyor. O aynen o şey rahat oturma pozisyonunu devam ettiriyor. Biraz sonra Hazreti Ömer Efendimiz geliyor, ona da aynı pozisyonda karşılıyor. Hoş geldin diyor, buyur ediyor. Hazreti Osman gelince Efendimiz toparlanıyor, oturuyor. Sebebi merak edilince de bu tavrın, kendisinden meleklerin bile haya ettiği bir kimse diyerek. Yani şimdi mesela orada haya üzerinden bir vurgu yaparak davranışını Hazreti Osman'ı öyle ayarlıyor. Birisi geliyor karşısına, tir tir titriyor bir bedevi. Belki bu birçok kere yaşanmış olabilir bu olay. Çölden kalkmış gelmiş bir peygamber diye. Belki de zihninde neler kurgulayarak, yani o günün imparatorları, diktatörleri göz önüne gelince nasıl birisiyle karşılaşacağını bilmeyerek titriyor, konuşamıyor. Yani sosyal fobik davranıyor Efendimizin karşısında diyelim bugünkü ifadeyle. Diyor ki ona, niye korkuyorsun ki? Ben de senin gibi güneşte kurutulmuş et kurutan, kuruttuğu eti yiyen kadının oğluyum. Yani bu kadar muhatabının seviyesinden, bu kadar kendini onunla özdeşleştirerek bir iletişime geçtiğiniz zaman karşınızdaki insanda korku kalır mı? Endişe kalır mı? Bu insan beni azarlayacak mı? Tenkit mi edecek diye. Ama biz bugün sen benim kim olduğumu biliyor musun?
tonlarında başlıyorsak cümlelere. Ya da statü enayeti, kavramları egoyu sindiriyor ya o insanları. Yani şimdi makama, mevkiye değer vermek, hürmet göstermek farklı bir şey. Onu tartışmıyoruz. Yani korku ve saygıya gelelim bu durumda hocam. Hani toplumumuzda birbiriyle karıştıran o. Örneğin işte siz benim amirimsiniz, ben geliyorum ve çok saygılı bir şekilde yaklaşıyorum ama amir olarak, tabii bu teşbih hocam, affedin beni, örnek veriyorum ikimiz üzerinden. Estağfurullah. Siz benim sizden korktuğumu zannediyorsunuz. Yani bu hani toplumsal ilişkilerimizde kendimizi de koyduğumuz yer sayıyor mu, saydığından mı böyle davranıyor, yoksa korkuyor muyu da karşıdaki insan kullanabiliyor ve tetikleyebiliyor. Korkuysa korku, saygı zaten korkuya da dönüşebiliyor bundan sonra bu şekilde yaklaştığınızda. Evet. Ben korkuyla saygının bir arada olacağına inanmıyorum. Kesinlikle. Acizane. Tercih de edilmesi... Saygı korkudan kaynaklanmaz. Evet. Saygı muhabbetten, sevgiden kaynaklanır. Hürmet demiş ona büyüklerimiz. Korku başka bir şey. Ha, korkunun da müsbet olan tarafı var. Yani korku duygusunun bize verilmiş olması da güzel bir şey. Evet. İnsanın kendisini tetikte koruma tutması, adına korkuyu kullanması, yerinde kullanması. Evet. Ama şimdi mesela Allah Teala'dan korkarız. Niçin korkarız? Sevdiğimiz için Rabbimizi. Ya bana darılırsa, ya bana kulum demezse. Evet, yani şimdi takva odur işte. Ve size sorumluluk duygusu kazandırır. Rabbimi darıltmayayım, incitmeyeyim, gücendirmeyeyim bu sözümle, bu davranışımla. Bu korku başka bir korku. Karanlıktan korkmak gibi bir şey değil bu. Yılandan korkmak gibi değil. Çocuğun şimdi, annesinin sevgisini kaybetmekten korkması gibi. Öyle olacak. Yani çocuğumuzun da bir korku yaşamasını veya saygı duymasını istiyorsak, biz ebeveynler olarak bunu ona korkutarak, cezalandırarak, azarlayarak değil, ancak o çocuğun güvenini, sevgisini, itimadını kazanarak bunu başarabiliriz. Yoksa akşam vakti olacak da babam eve gelecek diye çocuk saklanacak yer arıyorsa, odasına kendini kapatıyorsa, yine benim hangi hatamı yüzüme vuracak? Burada saygı olmaz ki. Olduğunu farz edelim. Bu saygının süresi de belli bir zamana kadar. O çocuk güçlendiği zaman, hem fiziksel hem madden güçlendiği zaman, o babaya, o anneye affedimin tekmeyi vuracaktır. Çünkü ona saygıyı aşılarken korku vermişsin sen. O korkudan kurtaracak gücü kendinde bulduğu anda kaçacak zaten. Tamamen kaybedecek anne ve baba. Bir canlı bağlantımız var. Tekrar uzanalım bir. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Sizleri izliyorum. Çok mutlu oluyorum. Ne güzel. Buyurun Sultan Hanım, sizi dinliyoruz. Şu anda bile heyecandan kalbim atıyor, ellerim titriyor. Ben rahat olun. Heyecan var, böyle heyecanlanıyorum, kalbim çarpıyor, bir ortama giremiyorum. Girdiğim zaman oradan hemen uzaklaşmak istiyorum. Bir şey bahane ediyorum, o ortamdan hemen bir an önce çıkıp evime gelmek istiyorum. Ama evime o kişiler geldiği zaman daha rahat oluyorum, daha özgür oluyorum. Ama dışarıya çıktığım zaman bu özgürlüğüm kısıtlanıyor. Ama şu an canlı bağlantıda isminizi de zikrederek bize kendinizi tanıttınız. Bu çok güzel bir şey, evet. Bir sosyal fobi varsa bile sizde aslında aşılmayacak bir şey yok gibi görünüyor. Ben şu an sanki kızınızı aramışsınız, kızınızla hasbihal ediyormuşsunuz gibi, kızlarınızı görmek için telefon etmişsiniz gibi bir izlenim alıyorum. Heyecanınız çok normal. Geldiğiniz için oluyor. Öyle mi? Peki. Evet. Sadece kendi evinizdeyken rahat ediyorsunuz ama başka bir yere gittiğiniz zaman bu sıkıntılardan dolayı rahat edemiyorsunuz. Doğru mu Sultan Hanım? Evet, evet. Var mı başka sorunuz? Bir de benim 24 yaşında çocuğum var. Ben sürekli ona, çocuğuma üstünü giydin mi şehir dışında, şunu yedin mi, bunu yedin mi? O da çocuk diyor ki tamam anne, tamam anne. Yani çocuk beni kırmamak için, ben onu daha hala 24 yaşında olmasına rağmen onu çocukmuş gibi... Şunu yedin mi? Bak aç kalma, yemeğini ye, terleme, üzerini giy. Sürekli böyle şeylerim var çocuklarımın üzerinde. Baskı mı oluyor artık? Anne özverisi mi oluyor? Nasıl nitelendirirsiniz onu, sizlere bırakıyorum. Tamam. Onları da cevaplayacağız. Teşekkür ediyoruz bağlandığınız için, paylaştığınız için. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Sizler de efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Evet, her anne gibi tabii her annenin yapabileceği şeylerdi bunlar ama öncesinde şu sosyal fobi meselesine gelirsek neler söylersiniz Sultan Hanım'a? Aslında öncelikle
kendinin neden o ortama giremediğini sorması lazım kendine. Ben neden giremiyorum? Beni oraya girdiğim zaman ne engelliyor? Etraftaki insanların bana söyleyecekleri bir şey mi? Benim konuşmayı başlatmam mı? Ya da ben konuşurken bana gülmeleri mi? Beni eleştirmeleri, beni yargılamaları mı? Yoksa işte beni beğenmeyecekler diye mi? Nedir yani insanlar, oradaki insanların varlığı değil, o insanları kontrol edememek aslında birazcık. Onların ne söyleyeceğini, ne düşüneceğini. Biz çok fazla zihin okuyoruz. Yani karşımızdaki insanın işte bizim davranışlarımızdan, bizim yaptığımız şeylerden dolayı bizim hakkımızda çok olumsuz şeyler söylediklerini, düşündüklerini, zihinlerinden öyle şeylerin geçtiklerini düşünüyoruz. Niyet okuyoruz yine. Niyet okuyoruz, evet. Yani hiç böyle bakmamıştım. Şimdi Didem Hanım söylerken suizan, demek ki bir örneği de bu olacak. Hastalık, suizan hastalık diyoruz ya hocam. Evet. Aslında görüyorsunuz değil mi? Hastalık yani, ya suizan başka bir şey değil. Hani suizanlı biz hani başkaları üzerindeki olumsuz ön yargı olarak evet, daha çok tanımlıyoruz. Ama başkaları benim hakkımda ne düşünür diyerek hareket etmek, o da bir suizan. Evet. Evet. Ve kendine çok fazla odaklanıyor. Yani kendini çok izliyorlar sosyal fobik olan danışanlarımız. Diyor ki işte elimi kaldırdığımda koyduğum yere, işte parmağımı kulağıma götürdüm. Rahat işte, değillerdir ki otururken. Burnuma dokundum, acaba ne düşündü? Ve aşırı felaketleştiriyorlar. Evet. Yani kaygı bozukluğu olan birçok birçok insanda bu vardır. Hem çok büyük bir felaket gibi görürler, karşı tarafın reddedeceğini, beğenmeyeceğini, bir daha arkadaş olmayacağını, kavga çıkacağını, kendini ifade edemeyeceğini, hani bu bağlamda birçok şeyi düşünüyorlar ve eşikleri de çok düşük. Yani baş etme eşikleri çok düşük. Ben bununla yaşayamam. Ben bunu kaldıramam. Ben bununla baş edemem. Böyle olunca evi kapanma, pes ediyor, kaçınma çok doğal. Çünkü ben hocamız vardı, bize sosyal fobiyi anlatırken çok güzel bir ifade kullanmıştı. İşte ben buysam, benim karşılaştığım problem benim gözümde böyle kocaman dağlar kadar bir şey ve ben onun altındayım, eziliyorum. Kendimi bu şekilde algılıyorum. Ama aslında öyle değildir. Benim baş etme becerilerim o kadar büyük, ben o kadar büyüğüm, dev gibiyim. Benim karşılaştığım sorun bu kadarcık bir şey. Ama bunu görebilme açısından insanın kendisinin farkında olması gerekiyor. Duygularının, düşüncelerinin farkında olması gerekiyor. Çok eskiden hani demiştik ya, Peygamber Efendimiz bu psikolojinin P'si yokken bunları biliyordu ve bunlara göre davranıyordu. Aynı şekilde 700'lü yıllarda İslam alimleri şunu söylüyorlar psikolojik rahatsızlıklar için, yani 1000 asır önce diyorlar ki sen bu noktada bir korkun varsa, onlar çok affedersiniz ödleklik olarak adlandırıyorlar, onu böyle dalgalı denizlerin içerisine atmalısın, yani karşılaştırmalısın. Kaçınıyoruz ya aslında bir yönden, aslında kaçındığımız şeyi ertelemiş oluyoruz. Kaçındığımız şeyin o kadar tehlikeli, o kadar kötü olmadığını, o kadar felaket olmadığını, benim bir şeyler yapabildiğimi benim karşılaşarak görmem lazım. Orada belki 10 dakika daha fazla otursa, belki yarım saat daha fazla otursa, bu bütün fobiler için geçerli. Rahatlayacağını fark edecek. Kaygı ilk başta tavan seviyeyi buluyor ama durdukça, zaman geçtikçe yavaş yavaş, hiçbir kaygı sonsuza dek aynı şiddette, aynı yoğunlukta olmaz. Bunu yaşayarak görme çabası içerisinde de olmaları lazım ama en başta bilinçleri düzeltmek lazım tabii ki. Şimdi tedaviye giriş yaptınız aslında siz. Bilişsel davranışlı terapinin bir ayağını az önceki örnekte, kaygı en başta tap seviyede, ondan sonra yavaş yavaş azalıyor. Şimdi ilaç tedavisi hangi durumda? Sosyal fobi ne kadar şiddetli olduğunda ilaç tedavisi de önerilir sizce? Ben şöyle diyorum, eğer kişi bilişsel anlamda kendinin farkında ve duygularının farkındaysa, baş etme becerilerini de geliştirecek ve bu sorunun üzerinden gelecek demektir. Ama o kişi ne duygularını fark edebiliyor, ne düşüncelerini fark edemiyorsa, yani mesela diyelim ki seanstayız şu an, konuşuyoruz, konuşurken ben mesela o anki durumu soruyorum, diyelim ki
ne oldu, ne düşündünüz, bir şey mi oldu, o kişi bir şey mi yaptı ya da işte siz ne düşünüyorsunuz diye sorup bilmiyorum cevabıyla karşılaşıyorsak ve işlevleri tamamen bozulmuşsa, terapiyle yol alamayacaksak bence ilaç kullanılabilir. Bir de çok şiddetliyse, gerçekten hani acil bir yardım gerekiyorsa, biliyorsunuz seanslar yani 10 seans, 12 seans sonrasında insanlar gerçekten günlük işlevlerine dönebiliyorlar. Çok uzun bir süre değil ama belki 10-12 seans o insan için çok ciddi bir sorun oluşturacak. Tahammül edemeyecek. Belki yani Allah korusun kendi canına kıyacak. Böyle bir durum olduğunda ben ilaç tedavisinin de terapiyle beraber gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Psikologlar olarak bizler evet hastalık bir şeyler yapacağız belki. Bu bir hastalık. Önce bunu bilmek gerekiyor. Şimdi bunun adını da koymak gerekiyor. Çünkü ilaç tedavisi de terapinin de desteğiyle aşılabilecek bir durum. Psikologlar ya da danışmanlar görevlerini yaparken aile bireyimizde sosyal fobisi olanlar varsa, örnek veriyorum, bir akşam yemeğine çıkıyoruz. Herkes menüsünden istediği yemeği seçiyor. Birisine öyle ya işte kazara yanlış bir şey geliyor ve onu değiştiremiyor. Yiyor ve karşıdaki insan diyor ki bak sen onu mu istedin, şunu hiç söylemiştin ama değiştirsene, garsonu söyle alsın yenisini ver siparişini diyor. Yok önemli değil, şimdi uğraşamam diyor. Çünkü garsona onu bunu yanlış getirin demiyor. Bunu parasıyla yaparken kendini o kadar zor durumlara düşürebiliyor ki. Bu bir örnekti sadece. Hani yine kendi aldığı bir eşyayı gidip değiştirmekte sıkıntı yaşayabiliyor. Para üstüne almakta sıkıntı yaşayabiliyor. Şimdi yakınında da böyle birisi var. Ne yapmalı? Onlara neler tavsiye edebiliriz? İlk başta insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmak. Ya bunda ne var? Gidip değiştirsene. Ya bunda ne var? Söylesene. Hayır, öyle değil. Yani karşımızdaki bunu bunda ne var olarak algılamıyor. Bunda çok şey var ve ben buna katlanamam, ben buna dayanamam, ben bununla yüzleşemem diyor. Yani o onda ciddi bir korku. Ve anladığımız zaman karşı tarafı öncelikle ben seni anlıyorum, ben senin yaşadığın sıkıntıyı kabul ediyorum. Yani korkmak, kaygılanmak, üzülmek, işte sevinmek. Sevinmek ne kadar doğalsa bu yaşadığımız olumsuz duygular da o kadar doğal. Ne yapabiliriz? Sen nasıl rahat edersin? Sana nasıl yardımcı olabilirim diye yaklaşmamız gerekiyor. Birincisi bu. Ama teşvik de etmemiz gerekiyor. Yani hani dedik ya davranışçı olarak da yardımcı olmamız gerekiyor. Bir danışanım vardı, çok hoştu. Ergenlik çağında bir gün arkadaşlarıyla tiyatroya gittiğinde karnı guruldamış. Çok insani bir şey ve oradan nasıl çıktığını bilememiş. Şimdi insanların içerisine giremiyor, topluma giremiyor. Ya karnım guruldarsa ve benim için ne kadar felaket, ne kadar kötü, ne kadar işte iğrenç bir kız derler diye korkuyor ve girmiyor. Annesiyle konuştuğumuzda çok ciddi bir hani toplumun içerisinde 100 kişilik bir grubun içerisine atmak değil ama en azından ufak tefek onu az rahatsız edecek şeylerle başlayıp sonra aşama aşama bunu arttırmaya teşvik etmeliler. O karın gurultusuna o kadar basit ki aslında onu duyan kişi benim mi acaba dün de benim olmuştu bitirir karşıdakini yani onun da başına geliyor ya davranış olarak vermek. Belki davranışlarımızla insanları biz de tedavi edebiliriz. Toplum olarak bize de çok şey düşüyor değil mi hocam? Şimdi mesela yolda yürürken düşebilme hepimizin başına gelebilecek bir olay değil mi? Doğru. Merdivenden çıkarken ayağımızın kayması. Ama öyle sanıyorum ki çoğumuz da hep içimizde ya düşersem korkusu taşıyoruz. Niye? Çünkü düştüğü zaman insanın ona farklı bakılabileceğine dair bir dalga geçilecek. Ya dalga geçilecek işte bak koca insanıma dikkat etmedi düştü vesaire. Yani mesela bu da bir örnek. Bunun gibi o zaman ben insan olarak hata yapabilir miyim? Yapabilirim. Benim başıma olmadık işler, kazalar gelebilir mi? Gelebilir. O zaman karşımdakinin de gelebilir. Kimsenin eksiğini yüzüne vurmamak, kimseyle alay etmemek. Bakın bu söylediklerim aynı zamanda ayet Kur'an'da. Yani Rabbimiz bu konuda bizi uyarmayı uyaracak kadar demek bizi ki bunu gerektirecek. Biz biliyor. Bunu gerektirmişiz öyle diyeyim. Yani Allah her şeyden müstahnidir. O yüzden biz bunu gerektirmiş bizim davranışlarımız bizi uyarmak üzere ayet gönderiyor ki birbirinizle alay etmeyin, birbirinizin eksiğini, ayıbını araştırmayın.
ve bunun bir bedeli olduğunu, sadece dünyevi anlamda değil, uhrevi anlamda, azap anlamında da bir bedeli olduğunu bize hatırlatıyor Rabbimiz. Çünkü onun bir sonraki hayatını belki çok fazla etkileyecek. Senelerine, yıllarına, tabii, başarısına, sosyal hayatına, her şeye. Sosyal travma. Evliliğine, çocuklarına, evet, kadar, nesillerine bir kadar. Birçok vebale girmiş olacak. Kesinlikle. Dalga geçen kişi. Yani... Şimdi son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Belki son iki dakika uyarım alıyorum ben. Çocuklarımızın sosyal fobi arttığını görüyoruz. Modern çağın maalesef vebalarından birisi de, evet, çocuklarda görülen sosyal fobi. Sizce bilgisayar oyunları, PlayStation'lar, çizgi filmler ve televizyon çocukları sosyal fobi olmaya itiyor mu? Bunun yanında Ülfet Hocam, siz de fikrinizi merak ediyorum. Çocuklarımızı toplu yerlere, yani camidir, işte cemaatle namaz kılmadır, bu tarz yerlerin içinde bulunurlarsa sanki o sosyal fobinin zemini tamamen kalkabilir mi ortadan? Ben sizden fikirlerinizi almak istiyorum sona yaklaşırken. Evet. Şimdi çağımız artık teknoloji çağı. Kısa bir örnekle açıklayacağım bunu. 14-15 yaşında ergen bir erkek çocuğu bir kız arkadaşına bir soru sormak istiyor. Bana geldi. Soramıyorum dedi. Soramıyorum, karşısına çıkıp yüzüne bakıp ona soru soramıyorum dedi. Peki neden soramıyorsun dediğimde, ya beni terslerse dedi. Hı hı. Ne yapıyorsun peki? Her gün Facebook'un başına oturuyorum, yazıyorum. Soru sormak istediğimde yazıyorum. Çünkü böyle olduğu zaman bir riske girmemiş oluyor. Tabii. Yüz yüze gelmemiş oluyor ve daha kolay kendini ifade ediyor. Ama bu ilerleyen zamanlarda daha büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olacak. O yüzden hani bunların belli bir sınırının olması lazım. Sosyallik samimiyet gerektiren bir şey. Yüz yüze olmayı gerektiren bir şey. Telefonla çok sanal, çok yüzeysel, çok havada. O yüzden anne babaların özellikle çocuklarıyla evin içerisinde kendileri iletişim kurmalı, dışarıda da kurmaya teşvik etmeli. Belki bu o modern çağın cihazlarından uzak tutmaya çalışmalı diyelim. Hocam, son cümlelerinizi alacağım. Süren bitmiş. Tamam. Yani tabii camiye gitmek sosyalleşme adına güzel bir davranış olur. Ailece hatta. Evin annesi de dahil olmak üzere hep beraber cami merkezli bir hayatı keşke yaşayabilsek. Çocuklarımızla hep birlikte cemaate katılabilsek. Bunlar güzel şeyler. Tabii oraya giderken ailenin şundan da emin olması lazım. Bu sözümde hem cemaatimize, hem cami derneklerimize, hem görevlilerimize, önce kendime, hepimize. Oraya gelen, orada olumsuz bir bakışla, ifadeyle karşılaşmayacağına dair de bir güven içerisinde olmalı. Yani bu küçük çocuklarla bunların camide ne işi var nazarıyla bakılmamalı. Çocuk koşup oynadığı, güldüğü zaman onun çocuksu bir davranış olduğunu bilerek, çocuğu camiden soğutmayacak bir yaklaşımla ona yaklaşmak gerektiğini unutmamak lazım. Kur'an kurslarında hakeza. Bu iş sevdirerek olur. Zorlayarak, baskıyla, korkuyla ancak kendimizden uzaklaştırmış ve eğer bunu bir din adına yapıyorsak Allah muhafaza dinden ve Allah'tan da uzaklaştırmış, evet, oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, ilminize, ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben inanılmaz keyif aldım. Umarım izleyicilerimiz de üzerine düşen o bilgileri almıştır. Umarım ki keyifli bir sohbet olmuştu onlar için de. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim, ev halinden bugünlük bu kadar. Bugün Hoca Katliamı'nın 23. yıl dönümüydü. Bunun akabinde hemen yine hatırlatmak istiyorum. Onların arkasından Fatiha okuyalım istiyorum. Efendim, yarın yine biz bu saatte yine burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın başında olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.